Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Solo Leveling'in en güçlüleri olan hükümdarları güçlerine göre sıralayacağız. Solo Leveling ile ilgili bir önceki videomuzda gölge askerleri güçlerine göre sıralamıştık. O videoya ulaşmak için sağ üstteki karta tıklayarak gidebilirsiniz. Hatta önce o videoyu sonra bu videoyu izlerseniz benim için çok daha iyi olur. Biliyorsunuz Solo Leveling'de ana düşmanlarımız bu hükümdarlardı ve her hükümdar farklı bir güç ile karşımıza çıkmıştı. Güçleri de bizleri etkilemeyi de başardılar. Gerçekten özellikle Ashborn ve Antares'in güçleri insanı hayrete düşürecek türden güçlerdi. Güç sıralamasına geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu videodaki güç sıralaması benim kişisel görüşlerime göre hazırlanmıştır. Sizlerin sıralaması farklı olabilir. O yüzden yorum yaparken bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Videoya geçmeden önce de bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi ve yanına da kısa bir şekilde güç sıralamanızı yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Introdan sonra beraberiz. Hepinize iyi seyirler. Evet, artık listemize başlayalım. 8. sırada Beyaz Alevlerin hükümdarı İblis Kralı Baran var. Baran gri tenli, parlak kırmızı gözleri, alev gibi parlayan saçları, uzun kuyruğu ve başında iki uzun ve kavisli dört boynuzu olan devasa kaslı bir İblis Kraldır. Uzun zaman önce gölge hükümdara Antares'in emri üzerine saldırmış ve ağır bir şekilde yenilmiştir. Ardından mimar tarafından yeniden diriltilip İblis Kulesi'nin 100. katının boss olarak görevlendirilmiştir. Baran, Gölge Kralı'na yenildiği güçte olmasa bile İblis Kralı olmasıyla birlikte yine de güçlü bir konumda. Ancak Sung Jinwoo ile savaştığında Sung Jinwoo'nun gücünün zirvesinde olmamasına rağmen, hatta serinin orta noktasında yenilmiş olmasına rağmen çok gerilerde bu listede. Ancak Baran yine de güçsüz bir kral değil arkadaşlar. Bunun burada notunu düşelim. Ve Baran listeme 8. ve son sıradan giriyor. 7. sırada Başkalaşım Kralı Yogumut var. Umarım doğru okuyorum bir ismini. Artık isimler biraz Korece olduğu için biraz zorlanıyorum o konuda. Yogumut diyeceğim ben. Yogumut gri saçlı, açık kırmızı gözlü ve göğsünde kan kırmızısı bir sembol olan yaşlı bir hükümdardır. Yogumut büyük gururuna rağmen Antares'in desteği olmadan Sung Jinwoo'ya karşı bir şansının olmadığını kabul edecek kadar zeki bir hükümdardır. Antares dünyayı işgal ettiğinde Yogumut da onunla beraber gitti ve ejderha ordusunu tüm dünyaya çağırmak için sayısız portal oluşturarak Sung Jinwoo'yu yenmeye yardım etti. Sung Jinwoo Yogumut ile tek başına savaştığında onu kolaylıkla öldürdü. Diğer hükümdarların nazaran Sung Jinwoo'yu kolay bir şekilde kaybettiği için listemde geride. Biraz daha dirilip gücünü gösterebilmiş olsaydı daha yukarılarda olabilirdi ancak Yogumut şu anki haliyle 7. sırada. 6. sırada Demir Beden Hükümdarı, insansı canavarların kralı Iron Body var. Demir Vücut Hükümdarı sarı saçlı ve yeşil gözlü yakışıklı bir genç hükümdardır. Jinwoo sırf insan olduğu için ikinci gölge hükümdar olmayı hak etmediğini ve insanlığa karşı aşırı derecede küçümseyen, bencil, kendini aşırı beğenen ve kendisine olan güveniyle ön plana çıkmış bir hükümdar. Bu kadar kibirli olmasına rağmen Jinwoo'yu tek başına yenemeyeceğini bilen ve stratejiler kurabilecek kadar da akıllı birisidir ayrıca. Son savaşta en güçlü S seviye avcılardan Thomas Andre ile savaşmıştır. Ancak Thomas Andre'nin gölgesine saklanmış, Belion ve Barry'i fark etmemiş ve tuzağa düşürülmüştür. Belion, Barry ve Thomas Andre ile tek başına savaştan sonra ağır bir şekilde yenilmiştir. Seride Iron Body 1vs3 bir şekilde yenildiği için güçsüz görünebilir. Ama en güçlü gölge askerler ve en güçlü S seviye avcılardan birisi olan Thomas Andre ile kapıştığını hatırlatalım arkadaşlar. Zaten Thomas Andre'yi çıkardığımızda bile Belion ve Beru gerçekten bir hükümdarla kafa kafaya savaşabilecek bir güçte. O yüzden Iron Body 6. sırada. 5. sırada canavarların kralı köpek dişi Beast Monarch var. Canavar hükümdarı Brostenli, parlak sarı gözleri, keskin dişleri ve vahşi siyah saçları olan iri yarı kaslı bir hükümdar. Güçlerini kullanırken gözleri kırmızı bir şekilde parlamakta. Canavar hükümdar diğer hükümdarlar gibi insanları küçük görür ve aşırı bir kibiri vardır. Hükümdarlar savaşında buz, veba ve canavar hükümdarları Jinwoo'ya saldırdılar. Jinwoo tam gücünde olmasa bile canavar hükümdarı Jinwoo'yu göğsünden ağır bir şekilde yaralamayı başarmıştır. Hatta bu yaralama sonrasında Jinwoo kara kalbi tekrardan canlanmış. Hatta kara kalbi tekrardan canlanmamış olsaydı Jinwoo'yu öldürmüştü bile diyebiliriz. Ardından Jinwoo'nun tekrardan canlanıp ve güçlendiğini gören canavar hükümdarı oradan kaçmış, Jinwoo peşine düşmüş ve başa baş bir mücadeleye tutuşmuşlardır. Jinwoo burada 5 saldırıya dayanabilirsen canını bağışlayacağını söylemişti canavar hükümdarına ama 4. saldırıda Jinwoo işini bitirdi.
Canavar hükümdarı Jinwoo'yu öldürmeye yaklaştığı için bence gücüyle birlikte 5. sırada olmayı hak ediyor. 4. sırada başlangıç hükümdarı dev kralı Legia var. Legia mavimsi gri tenli, uzun dağınık saçlı, özensiz sakallı ve parlak kırmızı gözlü iri yarı kaslı bir hükümdar. Legia oldukça zeki bir hükümdardır. Az kalsın çok zeki olan Sun Jinwoo'yu bile kandırmayı başarıyordu. Legia hükümdarlar tarafından zincire vurulmuş bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Japonya krizi arkında hükümdarlar Legia'ya Japonya'dan bir çıkış sunmuşlar. Hatırlayacaksınız Japonya'daki S seviye geçitten bahsediyorum burada. Burada da Sun Jinwoo ile karşılaşmıştı Legia. Legia devlerin kralı olduğu için ordusundaki her devin S seviye olduğunu düşündüğümüzde kendisinin ne kadar güçlü olduğunu tahmin etmek gerçekten zor olsa gerek. Legia Jinwoo'ya saldırdı ama başarılı olamadı. Aslında Manemici zincirlerinden daha önce kurtulmuş ve gücünü tam anlamıyla toparlayabilmiş olsaydı nasıl bir güç çıkartacağını gerçekten merak ediyorum. Legia'nın gücüne şu şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Devlerinin ne kadar güçlü olduğuna baktığımızda muhtemelen devlerinden kat ve kat güçlü durumda. Bu gücüyle Legia listemde 4. sırada olmayı kesinlikle hak ediyor. Geldi Gürgüç'e ve 3. sırada Veba Hükümdarı, Böceklerin Kraliçesi Kuveresha var. Kuveresha parlak kırmızı gözleri, soluk teni, uzun dalgalı saçları, mor dudakları, böcek gibi elleri ve ayakları olan mükemmel güzelliğe sahip genç bir kadın hükümdar. Veba hükümdarının gücünü yarattığı karınca kralı Beru'dan anlayabiliriz. Birçok S seviye avcıyı tek başına yenen bir böceğin efendisinden bahsediyoruz. Böceklerin her zaman bir anne eğilimiyle de yaklaştığını söyleyelim. Hükümdarlar Savaşı'nda Kuveresha, Jinwoo ile teke tek savaşmıştı. Bu savaşta en güçlü zehirlerini kullansa da Jinwoo'nun tüm zehirlere olan bağışıklığı sayesinde Sun Jinwoo buradan pek bir yara almadı diyebiliriz. Sadece vücudun almış olduğu darbelerin yarası vardı. Ama Kuveresha yarattığı güçlü böcekler ve kendi gücüyle birlikte listeme 3. sıradan girmeyi başarıyor arkadaşlar. 2. sırada Buz Hükümdarı, Kar Halkı'nın kralı Hokwan var. Buz Hükümdarı mavi tenli, uzun gümüş saçlı, boş beyaz gözleri olan yaşlı bir elftir. Buz Hükümdarı Hokwan rakiplerini en güçlü haliyle yenmeyi seven, gereksiz zaman kaybına hoşlanmayan birisidir. Hokwan geri çekilmeyi reddeden bir hükümdar. Diğer hükümdarlara baktığımızda zor durumda düştüklerinde hemen kaçmaya çalışıyorlar ama Hokwan öyle bir hükümdar değil. Hatta canavar kral Jinwoo'yu öldürmeye yaklaşıp kara kalbi etkinleştirdiğinde savaştan kaçmış. Ama Hokwan Jinwoo'nun çok daha güçlendiğini bildiği halde savaştan kaçmamıştır. Jinwoo ile kafa kafaya çarpışan Hokwan sonucunda kaybetmiştir. Ama Hokwan'ın geri adım atmaması ve gücüyle birlikte Sun Jinwoo'ya direnmesiyle birlikte benim listemde en güçlü ikinci hükümdar olmayı sonuna kadar hak ediyor. Ve gelelim listemizin zirvesine. Geldik listemizin zirvesindeyiz ve ben listemde zirvede iki hükümdara yer vermek istedim. Ve güçlerini gerçekten denk buluyorum. Birbirine karşı %50-%50 güçlüler diyebiliriz. Ve bu isimler kimler mi? Ashborn ve Antares. Ashborn ve Antares'ten bahsedecek olsak çok uzun bir video olur. Bunu biliyorum ama biz burada güç sıralaması yaptığımız için kısa bir şekilde konuşup videomuzu bitireceğiz. Ashborn hükümdarlarla tek başına savaşabilecek kadar güçlü bir karakter. Hatta zaten serinin geçmişini anlattığında, Ashborn kendi geçmişini anlattığında Jinwoo'ya, biliyorsunuz ki Ashborn birden fazla hükümdarla tek başına savaşmış ve onları yenmişti, hatırlayacaksınız. Antares de Ashborn kadar güçlü bir hükümdar. Hatta seri içerisinde baktığımızda Jinwoo'yu sonuna kadar zorlayan, Jinwoo'nun tüm saldırılarına karşı bir şekilde karşı koymayı başaran bir hükümdardan bahsediyoruz. Bu kadar iki güçlü hükümdarı ayırmak olmaz diye düşündüm ve Ashborn ve Antares'i listeme 1. sıradan aldım arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi bu 8 hükümdarı, hatta 9 hükümdarı 8 sıra içerisinde sıralamış olduk. Umarım güç sıralaması hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Solo Leveling ile ilgili yakında farklı videolar yapmaya çalışacağım. Merak etmeyin, yakında hatta şunun da bilgisini verelim. En güçlü S seviye avcıların bir sıralaması olacak. Tabi bu listeye Sun Jinwoo'yu dahil etmeyeceğim. Bunun da buraya bilgisini düşelim. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.